arkadaşlar örgü aşkım bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz sefalar getirdiniz bugün sizlerle şiş ile güzel bir bot patik çalışması yaptık bot patik çalışmamız bir yaş grubu çocuklarımızın ayaklarına uygun bir çalışma altından başlayarak patiğimizi gerekli artışlarımızı yaparak büyüttük e, yeterli ölçü yani haroşa ölçüsü ve üstteki burun kısmının kesme sayısı e, yeteri kadar olunca Kahve çekirdeği modelimizi koyarak e, yeterli ölçüde ördük. Yani burada e, klasik patik boyundan yukarıya doğru çıkardık. Bacaklarını daha sıcak tutması için bacağına doğru uzattık patiğimizi. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. sıranın modelini başladık ve yeteri kadar olduğu için ördük. E, haroşalarımızı ördük ve tamamladık. Evet 3 numara şişimi ve böyle benekli güzel bir ipimi kullandım. Kolay gelsin diyerek hemen çalışmamızı yapmaya başlayalım. Kolay gelsin. Şişime 41 tane ilmeğimi toparladım ve hemen ilk sırasını örmeye başlıyorum. Birinci ilmeğimi de şişten çıkarmak için düz olarak örüyorum. Sıra sonuna kadar şekilde ilerleyelim. Evet bir sıra ilmeğimizi toparladık. Bir sırada geçişimizi yaptık. Bir diş haroşamız oldu. Şimdi artışlarımızı yaparak başlayalım. Artışlarımızı dört yerden yapıyoruz. Bir sol taraftan sağ taraftan ve tam ortadan 20 ilmek ördükten sonraki 21 ilmeğimiz yani 21. ilmeğimizin bir sağından bir solundan artışımızı yaparak patiğimizi alt taban kısmına büyütmeye başlıyoruz. Birinci ilmeğimi örmeden alıyorum. ikinci ilmeğimi örüyorum ve bir tane ilmek artırarak ilk artışımı yapıyorum. Ve sayıyorum bakınız. iki tane ilmeğimi örmüştüm. Artış yaptığımı saymıyorum. 3 diye sayalım. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ve 20. 20 tane ilmeğimizi ördük. Artış yaptığımız ilmeği saymadık. Ondan öncesi ikisini de saymıştık. Toplamda 20 ilmeğimizi ördük. Buradaki 21. ilmeğimizin sağından ve solundan birer tane artışımızı yapacağız. Bir tane artışımı yaptım. Ve 21. ilmeğimi örüyorum. Artık ortadaki artışlarımızı bu artışlarımızda yaptığımız yerden yaparak devam edeceğiz. Bir düz ilmeğimi ördükten sonra ortadaki ikinci artışımı da yapıyorum hemen. Ve saymaya başlıyorum. 20 tane de bu kenarda vardı. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ve 18 18 tane ilmeğimizi ördükten sonra başlarken iki tane ilmeğimizi örüp 3. de yani üçüncü örmeden artışımızı yapmıştık bitirirken de son iki ilmek kalınca bütün artışlarımızı bu şekilde yapacağız son iki ilmek kalırken e, bitişi artırıyoruz başlangıçta da bir ilmeği boş bir ilmeği ördükten sonra yani iki tane ilmeğimizi ördükten sonra da artışımızı yapacağız artışlarımız yeteri kadar olana kadar yani yeterli sayıya ulaşıncaya dek Evet, iki düzümü de örüyorum. Arkadan herhangi bir işlem yapmıyorum. Arkasını çevirip yine haroşamı örmek için dümdüz örüyorum. Dilerseniz e, ayraçlarımızla koyarak işlemimizi daha rahat takip edebilirsiniz. Evet, bir sıra işlem yapmadan arkadan örerek geldim. Yeniden ön yüzdeyim ve birinci ilmeğimi örmeden alıyorum, ikinci ilmeğimi örüyorum, bir tane artışımı yapıyorum. Ortadaki artış yaptığımız noktaya kadar ilerliyorum. Artışımızı yaptığımız çok belirli olacak. Hiç merak etmeyin. Evet şöyle gördüğümüz zaman bakınız artışımızı yaptığımız noktaya geldik. Bir öncesi artış yaptığımız yerin hemen önünden bir tane daha artışımı yapıyorum. Tabi dilerseniz buraya eğer karışacak gibiyse bir tane işaretimizi takabilirsiniz. İsterseniz hiç zorlanmadan gözümüz gördüğü zaman rahatlıkla işlemimizi yapabilirsiniz. Şöyle evet şimdi Burada her artış yaptığımız ilmekten önce artışımızı yapacağız. Bir ilmeğimizin sağına ve soluna birer artışımızı yapmıştık. Burada ise ortadaki ilmeklerimizi örüyoruz. 1-3 olmuştu bakınız. Şimdi bir tane artışımı yapıyorum. Bir önceki sırada arttığım ilmeklerimi, ana ilmeğimi, diğer arttığım ilmeği yani örüyorum. Bir artıp 3 düz örüyorum ve dışındaki artışımı da yapıyorum. Son 2 ilmek kalana kadar dümdüz örelim. 2 ilmeğim kaldı. Bir tane artışımı yapıyorum ve son 2 ilmeğimi yeniden örüyorum. Arkasını çeviriyoruz. Arkamızda hiçbir işlem yapmıyoruz. Dümdüz örerek sıra başına doğru devam ediyoruz. Arttığım ilmeği örüyorum. Yeniden ön yüzümüzdeyiz. İki tane ilmeğimizi örerek artışımızı yapalım. Bir boş aldım, birini ördüm, hemen takıyorum. Artışımı yaptım. Bir önceki sırada artış yaptığım yere kadar örüyorum. Evet artış yaptığım noktaya geldim. Hemen bir tane artışımı yapıyorum. Aradaki 5 ilmeğimi örüyorum. 1 2 3 4 ve 5. Bir tane daha artışımı yapıyorum. Ve son 2 ilmeğe gelene kadar yeniden örüyorum. Son 2 ilmeğime geldim. Hemen bir tane artışımı yapıyorum. 2 ilmeğimi ördükten sonra arka yönden dümdüz örüyorum. Evet şuradaki artışımıza dikkat edelim. 1, 3, 5 oldu aradaki ilmeğimiz artışımızın sağ ve solu arasındakiler. Kenarlarımızı zaten 2 ilmek kalarak ya da 2 ilmek ördükten sonra şeklinde artışımızı yapıyoruz. Şimdi arkasında herhangi bir işlem yapmadan örelim ve artışlarımızı yapmaya ön yüzden devam edelim. Tekrar ön yüzdeyiz. Yine artışlarımızı yaparak ilerliyoruz. 2 ilmeğimi ördüm. Bir tane artışımı şişime taktım ortaya doğru yeniden devam ediyorum Bir önceki sıramızda artış yaptığımız noktadayız. Bakın şu şekilde açtığımız zaman da üçgen şeklinde belli olmakta. Hemen bir tane ilmeğimi takıyorum. Artışımı yapıyorum ve aradaki yedi tane ilmeğimi örüyorum. Bir, iki, 3 4 5 6 7. 7 ilmeğimizi ördükten sonra yeniden bir ilmek daha takarak sıra sonuna doğru ilerliyoruz. Yine iki ilmek kala bir tane daha artışımızı sol taraftan yapıyoruz. 2 ilmeğim kaldı. Hemen parmağıma bir tane ilmek takıyorum. Son iki ilmeğimi örüyorum. Arkasını çevirerek yeniden dümdüz örerek sıra başına geliyorum. Artırdığım ilmeğimi ve diğerlerini örelim. Evet yeniden ön yüzdeyiz ve artış sıramızı yapacağımız noktadayız. Bu sırada son artışımızı yapıyoruz. Bakınız 3, 5, 7, 9 ilmeğimiz oldu. Şimdi 9'u 11 ilmeğe dönüştürüyoruz. Yani 9'umuzun sağından ve solundan birer ortada arttığımızda orta ilmeğimiz 11 olacak. Ve ondan sonra yani bu sıradan sonra artışımızı yapmıyoruz. Son artış sıramız için başlıyoruz. 2 ilmeğimi yani ikinci ilmeğimi ördüm. Hemen şişime bir tane artış olarak taktım ve ortadaki artış yerime kadar dümdüz ilerliyorum normal e, patik tabanı altı çalışmasını yapıyoruz şu anda yanlardan dışa doğru bakınız artışımız ve ortada işlemimizi yani patiğimizin burun kısmını yapacağımız genişliğimiz olacak evet artış yapacağımız yere kadar geldim. Bir tane artışımı yapıyorum. Ve aradaki 9 ilmeğimi örüyorum. 2 3 4 5 6 7 8 ve 9. 9. ilmeğimden sonra bir tane daha artışımı yapıyorum. Bakınız şu şekilde ortadaki artışımızı yaptığımız bölümlerde üçgen şeklinde rahatlıkla görülebilmekte. Evet son 2 ilmeğimizi kadar dümdüz örelim. Bitişteki artışımı yaptım. Son iki ilmeğimi örüyorum. Arkasından yine işlemimizi yapmadan örmeye devam ediyoruz. Şimdi görelim ön yüzdeyiz. Kenarlara doğru artışlarımızı görüyoruz her iki yana açılmalarımızı ve ortadaki genişliğimizi. Şimdi sayalım. 1 2 3 4 5. Toplamda 5 diş haroşamız var ön yüzden. Bir 5 diş daha hiçbir işlem yapmadan örelim. Sonrasında yeniden görüşelim. Taban sıramızı örerek geldik ve yeterli ölçüye ulaştık. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10 diş haroşamızı ördük. 10. diş haroşamızı ördükten sonra bakınız ön yüzdeyiz. 23 tane ilmeğimi ayırdım. 2, 4, 6, 8, 10 12, 14, 16, 18 20, 22 ve 23. Ortada 11 ilmek diğer kenarda da 23 tane ilmeğimizi ayıracağız ve patiğimizin şuradaki 11 ilmekle üst bölümü ayak üst bölümünü çalışacağız. Şimdi 23 ilmeğimiz burada 11 ilmeğimi de örerek ilerliyorum. Ama ilk ilmeğimizi şu şekilde bakınız. Her ikisini aynı anda bu yönden gittiğim için örerek alıyorum. bakın 1 23 ayrı. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ve 11. ilmeğimiz bakın 11. ilmeğimizi diğer ilmeğimizle örüyorum. Buradan giriyorum. Düzgün durması için her iki ilmeğimizi örerek kesiyorum. Baştan ikisini bir aldım. Sondaki 11'i 1 ve 11'i çift ördüm. Kenarlardan birer birer eksilmiş oldum. Hemen dönüşümü yapıyorum. İlk ilmeğimi alıyorum. İlk ilmeğimizi örmedik sırası ile örüyoruz. Aradaki 11 ilmeğimizi örüyoruz sadece. 10 ilmeğimizi ördük. 11. ilmeğimizdeyiz. Hemen yandan giriyorum. İkisini tek ilmeğe düşürüyorum. Ve ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. 2 3 4 5 6 7 8 9 11. ilmeğimize geldik. 11. ilmeğimizi yine bir sonraki ilmeğimizle alarak kesiyorum. Yanlardan birer ilmek bu şekilde eksiltiyoruz. Geri çeviriyorum. İlk ilmeğimizi örmeden alıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. ilmeğimizi yine diğer ilmekten bir tane alarak kesiyoruz ve bu şekilde 11 ilmeğimizi arada muhafaza edelim. Her iki kenardan 14 ilmek kalana kadar örelim. Patiğimizin burun kısmını keserek tamamladım. 14 sağ tarafta, 14 sol tarafta kaldı. Buradan örerek gelmiştik e, örgümüzü. Şimdi kalan şu kısmı da birlikte örelim. ve bundan sonra bilek kısmı için modelimizi uygulamaya başlayacağız. Evet. Sıramızın burası ters tarafı. Hemen modelimizi yapmaya başlayalım kurmaya başlayalım kenarımızın başlangıç ve bitiş iki tane düz ilmeğimiz olacak ya burası haroşa olarak örecek önden de arkadan da her iki ilmeğimizi haroşa için düz öreceğiz burada modelimizin iç kısmı yani ters kısmı burası olduğu için şöyle modelimizin bakınız düz kısmı ters kısmı burası üç tane tersimi örüyorum öne düz düşecek 3 ters iki düz bir 2. Kahve çekirdeği modelimizi uyguluyoruz. 3 tane ters ilmeğim, 2 düz. 3 ters, 1. 2. 3 tane ters. 3. tersi diğer patiğimizin üstüyle birlikte alalım. Yani bir ilmeğimizi bu yan taraftakinin son ilmeği patiğimizin ilk ilmeğiyle İşit olsun modelimizde ortaya tam getirelim. 3 tersimi ördüm. 2 düz tekrar 1 2 3 ters. 2 düz 3 tane ters örüyoruz. ilkini ördüm. 1 Ortanın son ilmeği ile diğer tarafın ilmeğini aynı anda örüyorum. 2 ters 3. tersimi örüyorum. 2 düz 3 ters, 2 düz, 3 ters, 1, 2, 3, son 2 ilmeğimiz haroşa olacağı için 2 düz örüyorum ve hemen örgümün düz yönünü çeviriyorum ve modelimizi e, arka sırada temel zeminini yerleştirmiştik. Şimdi uygulamaya başlayalım. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum, birinci ilmeğimi düz olarak örüyorum haroşo olarak devam edecek. 3 tane düz ilmeğimi görüyorum. 3 düz ilmeğimin sondaki ilmeği yani 3. ilmeği 1 2 atlıyorum. 3. ilmeği diğer 2 ilmeğin üzerinden geçiriyorum ve boynuna takıyorum. İlmek sayımız 2 oldu. Hemen bir tane düz örüyorum. 2. ilmeğimi şöyle şişimin üzerine alarak artış yapıyorum ve üçüncü ilmeğimi örüyorum buradaki beline doladığım ilmeğimizi yerine artış yaparak tamamladık 3 ilmeğimiz yine kaybetmeden hazır aradaki iki tane tersimizi örüyorum 3 tane düzümü görüyorum 1 2 ilmeğimi atlıyorum 3. ilmeğimi alarak diğer iki ilmeğin üzerinden geçiriyorum birinci ilmeğimi düz örüyorum bir tane ilmek şişimin üzerine alıyorum ve diğer ilmeğimi de örüyorum tekrar iki ters üç tane ilmeğimizin üçüncüyü ikinin üzerinden atlatıyorum ve düz örüyorum bir tane ilmeğimi artırıyorum üç tane ilmeğim yeniden oluşuyor iki düz iki ters pardon üç tane düzün alıyorum örüyorum ve tekrar artışımı yaptıktan sonra 3 ilmek sayısına ulaşıyorum. Tekrar iki tersimi, 3 üç düzümüzün üçüncüyü geçiriyorum. Birinci örüyorum, ikinciyi artıyorum, üçüncüyü tekrar düz. İki ters, yeniden 3 üç ilmeğimizin üçüncüyü aşırtıp biri örüyorum, iki artıyorum, üç örüyorum. İki ters. 3 ilmeğimi aldım bir artış son iki haroşamı da düz olarak örüyorum ve patiğimizin arka yönünü çeviriyoruz bu modelimizin kahve çekirdeğimizin kurulumunun ilkini yaptık arkayı çeviriyoruz birinci ilmeğimi örmeden alıyorum haroşa olacağı için ikinci ilmeğimi düz örüyorum arkada nasıl görürsek o şekilde örüyoruz Diğer tarafta bakınız hem kesip hem arttığımız ilmeğimizi bu yönde ters olarak örüyorum. 3 tane ters. 2 düz. 1 ve 2. 3 ters, 1 2 3. 2 düz. 3 ters. 2 düz. Sıra sonuna doğru ilerleyelim. Evet arka önden sona doğru geldim. Son iki ilmeğimiz düz olarak örüyorum. Tekrar örgümün ön yüzündeyim. Ön yüzde de aynı işlemimizi tekrar ediyoruz. Gördüğümüz gibi örüyoruz. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. haroşa olacak ilmeğimi düz örüyorum. 3 tane bakınız kahve çekirdeği yaptığım ilmeğimi düz örüyorum. 2 ara ters derim. 3 düz. 3 2 ters 3 düz gördüğümüz şekilde örelim. Ön yüzde de yine sıra sonuna geldim. Son 2 ilmeğimi düz örüyorum ve örgümün yeniden arkasını çeviriyorum. Biraz önceki yapmış olduğumuz gibi gördüğümüz şekliyle örüyoruz 2 düz 3 ters 2 düz 3 ters şeklinde örelim. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum ikinci ilmeğimi düz örüyorum ve hemen 1 2 3 tane ters 2 düz. 3 ters, 2 düz. Başa kadar örelim. Örgümüzün arka yönünden örerek geldim. 3 tane ters, 2 düz ve son 2 düzümü ördüm. Tekrar örgümüzün ön yüzündeyiz ve birinci sırada modelimizi kurduğumuz yerdeyiz. Yani yine aynı işlemimizi tekrar edeceğiz. Kurulumumuzu birlikte yapalım. Birinci ilmeğimi örmeden alıyorum. ikinci ilmeğimi düz örüyorum. Üç tane düzümün bir atlıyorum. iki atlıyorum. Üçüncüyü diğer ikisinin üzerinden geçiriyorum. Birinciyi örüyorum. İkinci bakınız ilmeğimin üzerine ip doluyorum. Ve üçüncü düz örüyorum. Terslerimde işlem yapmıyorum. Ters olarak örüyorum. Yine bir atlıyorum. iki atlıyorum. Üçüncüyü geçiriyorum. Bir üzerinden doluyorum. 2 Bakın. Çekirdeklerimizi yeniden kurduk. Sadece bu sıramızda işlem var. Diğer sıralarımızda ise gördüğümüz şekliyle örüyoruz. İki tersimi örüyorum. Üç ilmeğimizin üçüncüsünü diğer ikinin üstünden geçiriyorum. Artışımı yapıyorum ve tekrar örüyorum. İki tersim ve şu şekilde atlatıyorum. Bir, iki, üç. Evet bu sırayı devam ettirerek yani modelimizin bu sırasını bitirelim ve arkasından birkaç sıra daha örerek yeterli ölçüye gelene kadar örelim. 1, 2, 3, 4, 5 toplamda 5 tane şu şekilde kafa çekirdeği modelimiz ve 3 diş haroşamız olsun sonrasında görüşelim. Evet kafa çekirdeklerimizi sırasıyla örerek e bilek kısmını tamamladık 1 2 3 4 5 tane ördük altıncıya bakınız ilk sırasını yaptım altıncını modelimizi ön yüzden yeni kurduk bakınız artışımızı yaptık ve bağlamalarımızı yaptık ee, arkasına çevirerek düz örgü örüyorum tamamen düz örgü ve öne ilk sıra haraşamız düşmüş oluyor modelimizi 4 sırada tamamlıyorduk bakınız birinci sıra sadece 3 ilmekten bir tanesini üçüncüyü geçirip e, bir tane ortaya atmak ikinci sırası tersini örmek 3 sadece düz gördüğümüz gibi 4 gördüğümüz gibi örüyoruz 4 sırada bu çekirdeklerimizi tamamlayarak bitiriyorduk bakınız şimdi e, modelimizi sadece uyguladım artışımı yaptım ve haroşa örgülerimi başlatmak için arkasını çeviriyorum ve bütün sıramı düz olarak görüyorum bakınız terslerimi hemen düz olarak örüyorum. Diğer sıradaki artmış olduğum ilmeğimi düz örüyorum. Düzlerim zaten düz olacak. Artmış olduğum ilmeği de düz. Evet bu sırayı düz olarak örelim ve örgümüzün bakınız arka yönündeyiz ön yüzden görüntüsüne bakalım. Hemen ilk diş haroşamız kendisini belirginleştirdi. Ön yüze geliyorum. Ön yüze geldiğimiz zaman ilk ilmeğimi yine örmeden alıyorum ve bütün ilmeklerimi düz örüyorum. Ve istediğimiz sayı Gelene kadar önden ve arkadan düz örerek haroşa örgümüzü örelim. 3 diş haroşamızı örerek tamamladım. Şimdi ön yüzden kesmeye başlayalım. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. İkinci ilmeğimi düz örüyorum. Birinci ilmeğimin içerisinden geçiriyorum. Tekrar ilmeğimi örüyorum. Diğer şişteki ilmeğimin içerisinden geçiriyorum ve bu şekilde kesme işlemimizi yapıyoruz. Patiğimizi içine düz tarafı alıyoruz, ters tarafı dış yüze çeviriyoruz. Bakınız ilmeğimiz burada. Şimdi birleştirmeye başlayalım. Şu kenardaki görmüş olduğumuz düz örgü görüntüsünün içtekine gelerek batıyorum. içtekine ve ilmeğimi içerisinden geçiriyorum. Ve başlıyorum. Her ikisine birbirine en yakın olan bakınız. En yakın dıştan değil. Bir bu yönden, bir bu yönden. Alıyorum. Sadece geçiriyorum. Sıradaki alıyorum. Diğer tarafında içten. Sadece ilmeğimi geçiriyorum. Sıradakine batıyorum. Karşı taraf sıradakinden alıyorum. Eğer iğne ile dikecekseniz de bu şekilde dikebilirsiniz. Sadece geçiriyorum. Sıradaki biraz rahat yapalım. Çok sıkarsak arkası toparlar. Toparlamasına izin vermeyelim. Birbirine en yakın yerdeki ilmeklerimizi alıyoruz ve sadece geçiriyoruz. Sadece geçiriyorum. Bakınız içten yani dikişimizi şu şekilde görmekteyiz. Hiç belli olmamakta bakınız. Nereden birleştirdiğimiz. Evet sonuna kadar bu şekilde ilerleyelim. Bakın sona kadar geldim. Şimdi taban noktama geçişimi yapıyorum. Taban noktamızda da aynı işlemimizi yapıyoruz. Hemen iç kısımdan girerek rahat bir şekilde sadece ilmeğimizi geçiriyoruz. Bakınız birebir. atıyorum uç kısma diğer tarafın bizden taraftaki ilmeğimizi alarak sadece geçiş yapıyoruz ekstra örgü örmüyoruz buradan ve buradan iğne ile de aynı işlemimizi yapabilirsiniz sona kadar ilerleyelim Evet son yerimize kadar örerek geldim hemen buradan koparmamız gerekmekte ipimizi ama öncesinde şöyle çevirerek görmenizi istiyorum Bakınız arkadaki iki tane düz örgümüzün yani haroşamızın olduğu yerler. Bakın diktiğimiz yerler hiç belli değil. Patiğimizin altına da şöyle görelim. Bakınız çok çok muntazam bir dikiş oldu şöyle baktığımızda. Evet. Şimdi oradaki ipimizi koparalım ve kenara için, şuradaki bölüm için kordonumuzu çalışmaya başlayalım. Kordon çalışmak istiyorum. Kordonum için epeyce uzun ipimi koparıyorum iki kat yapıp düğümümü attım tam şöyle çekerek ortaladım ve parmağımı geçirerek sarmaya başlıyorum hangi parmağınızda daha rahat sararsanız diğeri de elimle tutuyorum diğer ucunu da buradan kıvırdığımı şu şekilde götürüyorum Farklı yöntemlerle de dizinizde de kıvırabilirsiniz. Önemli olan bunu kıvırabilmek yeter kadar. Toparlanmaya başladı. tarı kadar kıvırdıktan sonra diğer ucunun bulunduğu yere geliyorum. Şu şekilde her ikisinin kıvrılmasını sağlıyor. Bakınız. Şu şekilde kıvrım bir e, kordon oldu. Hemen şuraya düğümümüzü atalım. Ve patiğimizin bilek kısmına takalım. Pomponlarımızın önde olmasını istiyorum. Hemen tam orta olarak şuradaki bakınız e, kahve çekirdeğimizin bulunduğu noktaya Giriyorum ve buradan ilerliyorum. Fazla çekmişim. İstediğiniz aralıklarla en üst sıradan takalım ve her bir çekirdeğimizin içerisinden de geçişimizi sağlayalım. Uç kısmını şu şekilde geçirerek tamamladım. Bakınız, bütün etrafından dolaştırdım ve milik bir pompon çalışması yapmak istiyorum. Onun için iki parmağımı alıyorum. Bakınız 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 defa sardım. İpimi kesiyorum. Ve bir miktar ipimi alıyorum. Parmağımdan çıkartıyorum. Şu şekilde ortalayarak düğümümü atıyorum. karıştırıyorum şu şekilde şöyle tutuyorum bağladığım ipi bu açılan ipimiz hemen onu kesiyorum ve şöyle parmağımıza doladığımız yerdeki iplerimizi makas yardımıyla açıyoruz toparlayarak fazlalıklarını da keselim Minik bir bot batik çalışması olduğu için çok büyük pomponlara da gerek yok. Hemen tıraşlayalım. Bağlayacağımız yerdeki iki ipimiz bir tığ yardımıyla kordonumuzun uç kısmına giriyorum. sadece bir katını alıyorum geçiriyorum tığımla ve buraya diğer bağladığım uç kısmıyla şu şekilde bağlıyorum buradaki fazla olan ipimi de uygun uzunlukta kesiyorum ve diğer ucuna da bir tane daha pomponumu yaparak tamamlıyorum Evet sevgili arkadaşlar bu şekilde her iki patiğimizi de tamamladık. 1 2 üç, dört, beş, altıncı ördüğümüz zaman bitirmiş olduk. Arkasında şu şekilde dikişlerimizi görmekteyiz. Gayet güzel oldu. Umarım sizler de patiğimizi beğenmişsinizdir. Evet yeni çalışmalarımızda görüşünceye dek hoşçakalın, mutlu kalın, görüşmek üzere.